Evet, selamlar sevgiler efendim. World of Tanks yapacağını yaptı ve size ücretsiz tank hediye ediyor. Rainy Jones çıldırdı, patron bu sefer hediye paketinden seviye 9 tank çıkardı. Şimdi biraz abartı bir başlık olduğunu kabul edebilirim. Fakat World of Tanks daha önce bu tarz bir şey yapmıyordu. Genelde bir premium tank hediye edeceksi bir etkinlik yapıyordu. Bu etkinlikte amacı size oyunu oynatmak, çok fazla uğraştırmak ve ardından da eğer zamanınız yetmezse size altın harcatmaktı. Fakat bu sefer bu etkinlikte ücretsiz bir tank veriyor. Seviye 9 Amerikan orta tankı veriyor. Patton the Tank diye geçiyor bu tank. Evet, yapmanız gereken tek şey bu tank alabilmek için 22 Aralık 09 ile 1 Ocak gece saat 03 arasında World of Tank'a giriş yapmanız gerekiyor. Davy Jones abimiz bu tankı garajınıza anahtar teslim olarak bırakıyor. Ortalama hasarı 400, ortalama delişi 242, 1700 can puanı olduğunu görüyoruz ki 40 km ileri hızı var, 17 km geri hızı var. Geçtiğimizde atış gücünün detayına girdiğimizde ortalama hasarının 400 olduğunu görüyoruz. Ortalama deliş 242, 100 metrede dalma süresi 0.4, nişan alma 2.5, mermi 35 tane merminiz var. Bu birazcık sizi zorlayabilir. Çok fazla mermi almıyor. 11.7 saniyede yüklüyorsunuz. Yüklemesi de biraz uzun. Dolayısıyla bu mermiyi bu kadar sürede bitirebilir misiniz? Emin değilim. Top eğilmesi -10 dereceye 20 derece gibi bir değeri var atış gücünde. Dayanıklılık bölümüne gelelim. Çok fazla zırhı olduğunu düşünmüyorum. Zaten benzer tank seviye 9'da şimdi tank GG'den ona da bakacağız. Benzer tankta aşağı yukarı aynı zırh şemasına sahiptir. Can puanı yine 1700 olduğunu görüyoruz. Gövde 152 mm 76-38. Kule zırhları ön 203, yan 76, yanlar 76, arkada 51 mm. Kule dönüş hızı ise saniyede 35 derece olarak görüyoruz. 770 beygirlik bir motorumuz var. Amerikan Rolls-Royce motorumuz var. Özgür gücümüz 15.5 ton başına beygir düşüyor efendim. Dönüş hızımız 36 derece, turret'te hemen hemen eşit gibi 1 derece daha fazla ve ileri hızımız da 40 km'ye 17 km. 40 ileri, 17 geri. Geri hızı bir tık düşük gibi kendi seviyesindeki petine göre, ağaçtaki petine göre. Geri kaçmakta sorun yaşayabilirsiniz. Onun dışında bu tankı aldığınızda bir de 2B boyut, 2B bir stil veriyor. Benim böyle çok 2B stillerle, 3B stillerle işim yok açıkçası. Hani böyle stil çılgını bir adam değilim, stil manyağı bir adam değilim. Ama hani işinize yarayabilir. Ücretsiz kamuflajları, kamuya para vermezseniz bunu kullanır. İlle bu tankı kullanmanız da gerekmiyor. Başka tankları da kullanabiliyorsunuz. Şimdi Tank GG'ye geçelim. Şimdi bu bizim Patton the Tank. Yani Patton tankımız. Vinnie Johnson bize hediye etti tank. 3D modeline baktığımızda yine hiçbir şekilde zırhından bir şey beklemeyelim ama yine kendisinin ağaç tankı da çok sürpriz sektirmelere sebebiyet verebilen değişik bir zırh kapasitesi şeyi vardı. Bak mesela bunda da onu görüyoruz. Yani tutarlı bir zırhı yok. İşte buraları şey falan bilmem alt ön alt şey boşluk çok net bir şekilde vurabilirsiniz. Üstten vurabilirsiniz. Buraları boş, üstünde bir tane sivilcesi var. Komutan kapağı kocaman, vur beni diyen bir komutan kapağı var. Buradan vurabilirsiniz. Zaten kendi ağaç tankı da aynı zırh şemasına sahipti. Ama tabii ki hani siz buradaki pembelikleri baz alarak ben taret oynayayım bilmem ne yapayım demeyin. Canınızı yakarlar. Çok daha fazla boşluğu var bu tip sürpriz sektirebileceği yerlerden ziyade. 48 km ileri hızımız var. Orijinal ağaç tankının. Bizim Patton'ın 40 km. 17 km geri gidiyoruz. 20 km geri gidiyoruz. Yine ağaç tankıyla. Dolayısıyla şöyle bir algı oluştu bende. Mobility olarak ağaç tankı normal M46 Patton biraz daha mobil bir tank. Yüzey dirençlerine baktığımızda 1.05, 1.25, 2.01 görünüyor ağaç tankında. Bunun yüzey dirençleri 0.77, 0.86, 1.73. Evet, bununkiler daha bir düşük gibi ama hani dediğim gibi birazcık da hız ve şeyde fark ediyor bu. İleri hızla ve geri hızla fark ediyor. Bakalım göreceğiz ne gibi değişiklikler var, ne gibi farklar var. Çok amşan bir tank olduğunu düşünmeyin. Yani orta siklet bir tank. Yani olsa da olur, olmasa da olur.
böyle sürekli oynayacağınız bir tank olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Cephane kapasitesi normal tankın, ağaç tankının 54, bizim Davy Jones'un verdiği tankın, etkinlik tankın 36. İşte burada birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz ama tabii top yükleme sürenizle hepsini atabilir misiniz? Onu da deneyip görmek lazım açıkçası. Burada en dikkatimi çeken olay atış gücünde. Ağaç tankının 8.63 saniyede yüklemesi, buna istinaden Davy Jones'un verdiği tank 11.22 saniyede yüklüyor. Bu muazzam bir tank. Zaten hepimiz de biliyoruz, seviye 9'daki ya da seviye 10'daki Amerikan ortası Patton, girişik yapabilen, hızlı nişan alabilen, çabuk yükleyen bir tank. Yani atış gücü açısından daha böyle hareket ve atış gücü açısından ön plana çıkan bir tank. Bu tank biraz daha böyle iki açıdan da geri kalmış gibi. Ama buna istinaden hani bunların yanında şöyle bir avantajı var. Penetrasyon olarak ağaç tankı 218 penetre ediyor. 390 hasar veriyor. Fakat bizim Davy Jones'un verdiği tank 242 penetre ederken 400 damage'de vuruyor. Yani burada genel bir toparlayacak olursak, çok da fazla böyle derine girmeden yüzeysel bir toparlama olacaksa şöyle söyleyebilirim. Normal ağaç tankına göre az daha mobil, daha az mobil ya da öyle söylenebilir, daha az mobil. Zırh şeması hemen hemen aynı. Zaten görünüm de hemen hemen aynı. Buna istinaden topunda artısı da eksisi de olan bir tank. Penetrasyon daha yüksek ama yüklemesi daha geç süren bir tank, yüklemesi daha uzun bir tank, nişan alması daha kötü bir tank normal ağaç tankına göre gibi. Yani aslında dengeli bir tank ama tekrar söylüyorum, hani bedava vermeleri muazzam bir olay bence. Seviye 9 bedava bir tank oluyor. Daha önce seviye 8, seviye genelde seviye 5, 4 falan, hatta 3, 2 falan verirlerdi. Bunu kaçırmamanızı öneririm. Tekrar söylüyorum, yapmanız gereken tek şey, zaten World of Tank'ın kendi sitesinde de yazıyor, buraya girip bakacak olursanız 22 Aralık saat 9 ile 1 Ocak gece saat 3'e kadar girdiğinizde World of Tank'a giriş yaptığınızda direkt garajınıza geliyor. Davy Jones abimiz direkt garaja getiriyor bunu. Size teslim ediyor, anahtar teslim. Bu kadar. Bu tankla büyük bir ihtimalle yarın akşam ya da ondan sonraki günde oynarım. Oynadıktan sonra belki bir replay atarım ve yine bir karşılaştırma videosu gelebilir. Evet, video bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın.